7 Ekim'den bu yana yanılmıyorsam ABD üstlerine toplamda 150'den fazla saldırı gerçekleşti. 167 idi, iki tane de dün Net oldu, 169 ha. falan evet. 160, 170 yani neredeyse. 170'e ABD'nin evet. buna en yakın sürede vereceği cevap ne olacak şimdi? bir çalıştım iki gece hı hı. Haber Global için. Bakın e, Suriye'de Derezur Rakka, Humus kırsalındaki İran destekli milislerin karargahları vurulacak. Ama burada önemli bir detayı vereyim. E, Belgeseli de aldım yani direktif e, emrini de görerek söylüyorum. Hı hı. İki gün önce e, Elma Yedim bölgesinde, Elbu Kemal bölgesinde, Derezler bölgesinde bütün Suriye'nin güney bölgesinde bu saldırıya uğrayan Tayyipüsü'nün şey e, Tenefüsü'nün kuzeyinde İran destekli milisler var. İki gün önce hepsine bu karargahları boşaltın talimatı gitti. Bunu bir söyleyeyim. Hepsi hepsine gitti? Neden? Yani yer altına çekilin, boşaltın, üst düzey kadroda başka yere gitsin. İki gündür zaten e, Suriye hazırlanmıştı. Şu an mesela nereye vursanız boş. Irak tarafında da dün ilk defa Haçlı Şabi'nin belgesini e, edinme şansım oldu. Onlar da Haçlı Şabi'nin tüm karargahlarının personelinin başka yere taşınması, hani uçak var vesaire dışında ağır böyle zayiat verdiği zaman canınızı acıtacak ne kadar silah varsa başka yerin nakledilmesi konusunda resmi bir emir yayınlamış Haçlı Şabi. Ve altında bunun en büyük çatı örgütü Haçlı Şabi. Diğer bu saydığım işte Nücabe Hareketi, Kateyh vesaire vesaire onlara da gitmiş sayın siz bunu. Hepsi bir şekilde yer değiştirmiş. Hemen arkanızda bu arada gösteriyoruz. Arkadaşlarımız güzel bir harita hazırlamış. Burada e ben yerler, hedef şöyle söyleyeyim. E, Humus bölgesi vurulacak. E, Değeri zor var. Rakka tarafında İranlı milisler var. Buralar Suriye'de vurulacaklar. Irak'ta da Anbar var, Bağdat e, Güneyi var, Babil, Selahattin, Diyala e, ve vasit N Nasıl bir e, zamandan bahsediyoruz? Ne bunlar, kadar yakın bir zamandan bahsediyoruz? E, Şunu da söyleyeyim hocam, e, hocama da katkı olsun. Buraların vurulacağı yerler, hı hı. E, Kızıldeniz ve e, Adan körfezi'nde Konuşlu bulunan ABD uçak gemisi, Eisenhower, e, Eisenhower başta olmak üzere, hı hı. Tomahawk füzeleri hazırlanmış. Ve Eisenhower'daki uçak F-35 uçakları ya da diğer uçaklar özellikle F-35'ler sürekli kalkış iniş manevra yapmaya başladılar. iki gündür. Eisenhower'ın kendi web sayfasında da özel dağıttığı basın bültenlerinde iki gündür bu manevraların fotoğrafları yayınlanıyor. Eisenhower Tomahawk füzeleriyle Irak ve Suriye'deki hedefleri vuracak. Bir şunu da izninizle bütünlük olsun diye anlatayım. Burada İran meselesinde konvansiyonel olarak evet ben de beklemiyorum ama burada kritik bir yer var. Bütün bu saldırılar Cuma ve Cumartesi gecesi e, başlayacak nedenini de birazdan söyleyeceğim. Cuma ve Cumartesi günü evet kapsamlı tek bir saldırı olmayacak dalgalar halinde olacak ama İran'da vurulacak bir yer var. Neresi? Ama bu füzeyle değil. İsfahan'da İran e, uçak imalat sanayinin tesisleri var. İşte bu Ukrayna'nın canını yakan Yemen'de sürekli gemilerin saldırıya uğradığı Suriye'de, Irak'ta Amerikan üslerinin saldırıya uğradığı bunun kaynağı insansız hava araçları kamikaze yalar. İşte İsfahan'da bunların üretildiği bir tesis var. İlk İran topraklarında bir Sibel saldırıyla ora tesislerde muhtemelen bazı patlamalar göreceğiz. Elektrik kontağı gibi düşünün. Daha önce de sabotajlar olmuştu ya İran'da hatırlar izleyicilerimiz hep beraber görmüştük. Depolar patladı. Tesisler patladı, enerji tesisleri patladı. Hafta sonu ya da kademeli ne zaman öne alınır, arka salınır bilinmez. Ama İsfahan'daki İÇA, e, İran uçak imalat sanayinin o İHA şahit meşhur. Hep, hı hı. E, sizin de programlarda işte şahit İHA'lar vurdu hı hı. dediğiniz. O İHA'ların üretilme tesisine siber saldırı düzenlenecek. Başka şeyleri de siber saldırı düzenlenecek. Ama bu siber saldırıyla başlayacak. Sabah siber tarzlarla. saldırı çalışacağız ama ben hocamın da söyleyeceklerini merak ha, ediyorum. Bir de izninizle şunu da söyleyeyim. Buyurun. Bir daha dönmemiş olurum. Burada en önemli benim öngörüm... Yemen açıklarında Behzat isminde bir gemi var. Bu gemi normalde kuru yük gemisi gibi gözüken... Ama aslında keşif ve gözetleme gemisi İran'ın. Bütün bu gemilerin istihbaratını... Burada... Husilere verdiği düşünülen... Bir gemi bu, saat gemisi. Ve bunu iki tane korvet koruyor. E, bu önümüzdeki dönem Amerika ve İngiliz ortaklığıyla yapılacak bomba esnasında ben bu Körfez bölgesinde e, o saat gemisinin, çünkü burası Yemen karasuları ya da uluslararası sular hiç fark etmez. Ama İran'ın o saat gemisinin vurulacağını, keşif e, gözetleme gemisinin vurulacağını ve iki tane İran donanmasına ait korvetin de vurulacağını, Öngörüyorum. Dediğim gibi e, Cuma gecesi, Cumartesi gecesi başlayacaktır. Neden gecede? Onu da anlatayım hocama bırakayım izninizle. Çünkü gece olmasının sebebi borsa meselesi var. E, borsalar kapandıktan sonra bakın bugüne kadar yapılan bütün haberler borsayı test etme yani stres testi diyebileceğimiz. Genelde de Cuma gecesi oluyor. Zaten. Gibi yani borsa kapandıktan sonra hani Türk ekonomisinden örnek verirsek işte bilmem ne oldu dolar yükseldi gibi. Hı hı, hı. Bugüne kadar üç gündür yapılan bütün haberler bunu test etti. 2 saat önce Yemen vuruldu Sada. Borsada hiçbir oynama yok. Ama Amerika, açısı, Amerika açısından, İngiltere açısından baktığınız zaman borsaların kapanması gerekiyor. Ve uzak doğuda borsaların açılış saatine kadar bu işin bitirilmesi gerekiyor. O yüzden en ideal zaman dilimi gece ve hafta sonu. Hocam? Cuma günü vurduğunuz zaman hı hı. sabah bir posta daha vuruyorsunuz, bir kere daha vuruyorsunuz, cumartesi bir daha vuruyorsunuz. Pazar günü siz biz gene oturuyoruz konuşuyoruz. Olay soğumaya başlıyor. Fransa protesto ediyor. işte İran protesto ediyor. Açıklamalar vesaire derken pazartesi kalktığımız zaman bundan sonra ne olur konuşuyoruz. Özeti bu. O yüzden cuma cumartesi günü hafta sonu başlayacaktır.